Herkese merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bu videomuzda STM32 ile breadboard'un üzerine kuracağımız LED'i yakıp söndürmeyi öğreneceğiz. İlk olarak ihtiyacımız olan malzemeleri tanıyarak başlayalım. Bu uygulamamızda ilk olarak STM32 F446 nükleo 64 kartı kullanacağız. Bu kartın şöyle daha detaylı göstereyim. Buradan da detayına ulaşabilirsiniz. Devreyi kurabilmek için bir adet breadboard kullanacağız. Kartı bilgisayara bağlayabilmek için bir ucu A tipi, diğer ucu mini B tipi USB kablo kullanacağız. Devrede yakıp söndürmek için bir adet kırmızı LED. Bu LED'in sağlıklı bir şekilde çalışması için bir adet 220 ohmluk direnç kullanacağız. Devreyi kurabilmek için de son olarak iki tane jumper kablo kullanacağız. İlk olarak LED'i breadboard üzerine takıyorum. Burada direnci LED'in uzun bacağıyla aynı hatta bağlıyorum. Şöyle göstereyim. LED'in uzun bacağıyla direncin bir bacağı aynı hatta olacak. Taktım. Direncin bacağıyla LED'in uzun bacağını da aynı hatta taktım. Şimdi LED'in kısa bacağına bir jumper takıyorum. Bir de direncin diğer bacağına bir jumper takıyorum. Bu direncin bacağına taktığım jumper'ı kart üzerinde A0 yazan pine takıyorum. LED'in eksi bacağına taktığım jumper'ı da kart üzerinde herhangi bir GND yazan pine takıyorum. Ben hemen sol taraftaki GND pinine takıyorum. Şimdi USB kablomuzu da kartımıza bağlıyoruz. Devreye kurma işlemimiz bu kadar. USB kablonun diğer ucunu bilgisayara takıp kod kısmına geçebiliriz. Kablomuzu bilgisayara takıyoruz. Burada kartımızın da ışığı yandı. Şimdi kod kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, kartı bilgisayara bağladığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan bağladığımız kartın detaylarını incelemek istersek Chrome simgesinin olduğu embed yazan kısma tıklayarak embed sitesine gidip orada bağladığımız kartın detaylarını inceleyebiliriz. Şimdi bunu kapatıyorum. Kodu yazacağımız programı açıyorum. STM32 Cube'de. Şimdi burada açılmadan önce bize yazdığımız kodun kaydolacağı dosyayı soruyor. Bu dosya adresini, uzantısını dikkat etmemiz gereken bir husus var burada. Burada İngilizce karakter dışında başka bir karakter olmaması gerekiyor. Örneğin yumuşak G gibi. Olduğu takdirde kodumuz çalışmayabiliyor. Programımız açıldı. Önümüze böyle bir boş bir sayfa geldi. Buradan projeye Create a new STM32 project diyerek de başlayabiliriz. Failin içerisinde new var. Buradan STM32 project diyerek de başlayabiliriz. Tıkladım STM32 project'e. Karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan bizim yazılımı atacağımız kartı, işlemciyi soruyor. Burada işlemci bazında da seçebiliriz MCU kısmından. Ben board kısmından direkt kartı, modülü seçiyorum. Onun üzerinden işlem yapıyorum. Benim kullanacağım kartın adı videonun başında da belirttiğim gibi NucLeo-F446RE. Ben bu kartı seçerek başlayacağım. Burada bir tane de tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi bu sık sık aynı işlemi yapacağız. Program başlarken kartı seçeceğiz. O yüzden buraya gelip buna bir tane yıldız bırakırsanız, örneğin mesela ben buraya yıldız bıraktım. Bunu siliyorum. Board kısmına geldim mesela. Burada yıldıza tıklayarak da kartımı hızlı bir şekilde bulup işlemime devam edebiliyorum. Şimdi burada projenin adını soruyor bize. LED diyelim. Diğerlerini ellemiyorum. Default olarak kalıyor. Ve başlatıyorum. Açıldı. Burada karşımıza ilk başta işlemcinin olduğu sayfa çıkıyor. Buradan STM32'nin de bir
özelliği pin bacaklarının ne olacağını seçebiliyoruz. Ben burada PA0 bacağı üzerinde bir işlem yapacağım ama neden bu bacak üzerinde yapıyorum? Önce bunu anlatayım. Donanım kısmını yaparken dirençten aldığımız jumper kabloyu kart üzerinde A0 bacağına bağlamıştık. Onun sebebi de bunu embed sitesi üzerinden gidip inceleyebilirsiniz. Orada daha detaylıca var. Ben oradan görselleri indirip bir tablo haline getirdim. Daha rahat işlem yapabilmek için. Burada ben jumper kabloyu A0 pinine bağlamıştım. Bu pinin burada da yazdığı gibi adı A0 ama bunun işlemcideki karşılığı PA0 olarak geçiyor. Şimdi ben bu PA0 pini üzerinden işlem yapacağım. Ben bu bacağı çıkış bacağı GPIO output olarak seçiyorum. Sonra kaydediyorum. Bunu kaydettikten sonra karşımıza main C kısmı açılıyor. Bunu sadece buradan değil, core'un içerisinden SRC, buradan da main C'ye tıklayarak da açabiliriz. Fakat onu kaydedip açmak çok daha sağlıklı çünkü orada ayarları yapıyor. Ondan sonra biz kodu onun üstüne yazıyoruz. Şimdi burada birçok kod var ama biz bunun içerisinde while'in içerisine yazacağız kodumuzu. Şimdi başlayalım kodumuzu yazmaya. Kodumuzu hal kütüphaneler üzerinden yazacağımızdan ötürü hal gpio write pin parantez gpio a bu pa'dan gelen a virgül gpio alt tire pin alt tire 0, o PA0'ın 0. Bacağı anlamında virgül GPIO alt tire pin alt tire set. Burada o pin bacağını PA0 pin bacağını set ettik. Bunun bir süre bu şekilde kalmasını istiyorum. O yüzden hal alt tire delay parantez içerisinde örneğin 250 milisaniye set olarak kalmasını istiyorum. Sonra kapanmasını istiyorum. Onun için de bu üstteki kodu kopyaladım. Bir daha vakit kaybetmemek için yapıştırdım. Burada set olan kısmı reset yapıyorum. Bu kadar. Sonra kapalı olarak da bir süre beklemesini istiyorum. 250 milisaniyede reset olarak beklesin. Bu şekilde 250 milisaniye ledimiz yanacak. Sonra 250 milisaniye ledimiz kapalı konumda olacak. Bu sürekli bu şekilde tekrar edecek. Şimdi bunu önce debug edelim. Sonra da run edelim. OK diyorum. Kodumuz başarılı bir şekilde yüklendi. Yazılım kısmı bu kadar. Devremizde gördüğünüz gibi LED 250 milisaniye yanıp sönüyor. Yazdığımız kod sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Uygulama yaparken aklınıza takılanları veya önerilerinizi yorum kısmına mutlaka yazın. İyi çalışmalar dilerim.